sebebiyle ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sonuncusunu arkadaşlar, özgürlüğün tadını çıkartın. Bir zamanlar Allahu Ekber diyemediğiniz topraklardasınız. Bir zamanlar içimizden çıkmışların bizzat hanımların örtüsünü meydanda yırttığı topraklardasınız. Bir zamanlar kişisel haklarınızın en alt seviyede verildiği öz yurdunda garip, öz vatanında parya olduğunuz dönemlerden geliyorsunuz. Yeniler bilmez bunu. Onun için şu salavat-ı şerifeyi, şu Bağcılar Meydanı'nı Hazreti Muhammed aşkıyla inletmek üzere bir de Bismillah. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellemû teslimâ diyen Yüce Allah'ımızın ayetini uygulamak amacıyla Allah'tan da rahmetinden sevabını, kurbiyetini, cennetini, cemalini böyle bir yüce beklentiyle inşallah ummak amacıyla söyleyeyim. Ey müminler, ne beklersiniz diyor Allah. Bizzat Allah ve melekleri, o güzel peygambere salat selam ederiz. Ne durursunuz? Siz de salat edin, selam edin diyor ya Rabbimiz. Bu ayet-i kerimeyi uyguluyoruz. Allah'ın talimatını yerine getirdiğim için talimatı veren Allah'tan rahmetini de sevabını da umuyoruz. Böyle bir duyarlılıkla şu mikrofonun sesini bastıracaksınız. Sizin doğal sesiniz, yüreğinizin haykırışı bu mikrofonu boğacak. Ona göre hep beraber son salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Tekbir de getireceğiz. Tekbirin bir farklı alanda uygulandığını da biliyorsunuz. Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz. İlk gün şeytan tekbirlerle taşlanıyor. Bu memlekette çok taşlanacak, haşlanacak insan var. Dünyada da var. Hain bol arkadaşlar. Hainler uzaktan amak da yanlış. Hainler Hazreti Lut'un ve Nuh'un yatak odasına sızmış. Kur'an bunu netleştiriyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Onun için sanki şeytan taşlar gibi Bismillah Allahu Ekber. Rağmen li şeytan rıdan li rahman diyerekten o tekbiri getirirken laf dinlemez, uslanmaz, susmaz nefsimizi taşlamak üzere şeytanı, konjöktürü, baskodaklarını, tüm zalimleri ve iş birlikten taşlama niyetiyle tekbiri de o anlamda getirelim arkadaşlar. Yani çok şey söylemeye gerek yok. Zaten maşallah bu 15 Temmuz seneyi devriyesinde öyle etkileyici konuşmalar ve işler, programlar oldu ki ben bile kendimi tutamadım. Nicelerinde ağladım. Dün akşam da Yozgat il merkezi ve ilçelerindeydik. Ankara üzerinden buraya intikal ettik. Gerçekten Anadolu ayakta. Sadece büyük kentler değil, büyük kentlere taş çıkartacak bir canlılık var Anadolu'da. Şahlanmış masum çocuğu arkadaşlar, saf ve temiz Anadolu'nun. Tekbir getiriyoruz. Kurban kesercesine sanki o manzaranın üzerindeymişiz gibi birlikte duyar olarak alemden Rabbi onun büyüklüğünü, ululuğunu bir daha itiraf ettiğimizi bir daha Es-Semi' ismiyle, mübarek adıyla işitsin, melekler işitsin, kayıt yapanlar işitsin, dost düşman bir daha işitsin hep beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l hamd.